Hisse senedi piyasaları dün Amerika tarafından gelen perakende satış verisiyle FED tutanaklarını karşıladı. Ara dönemde beklentilerden daha olumlu gelen istihdam ve enflasyon verileri sonrası, FED'in bu verilerden gelen önceki bakış açısını anlamak için oldukça önemli olan tutanaklar, piyasaların odak noktasında bulunuyordu. Tutanaklarda istihdam piyasalarının güçlü oluşuna dikkat çekilirken, bazı üyelerin enflasyonun %2 seviyesine ulaştığını görene dek sıkı duruşun devamını savunması, sıkı duruş sinyali olarak görünmüş olsa da, sıkılaşma sürecinde ileriye gitme korkusu olan üyelerin yorumları bir taraftan güvercin bir nokta olarak göze çarptı. Günün önemli ekonomik verisi ise perakende satış verisi oldu. Veri manşette beklenti olan %0.1 yükselişin aksine değişmezken, otomobil hariç rakam düşüş beklentilerine karşı %0.4 arttı. Genel olarak yükselişlerin hakim olduğu veride, tüketicilerin zaruri harcamalara ağırlık verdiği, bu ekstra giderler kısmına ise bir miktar ihtiyatlı baktıkları göze çarptı. Dün Avrupa hisse senedi piyasalarında satışlar görüldü. Londra FTSE 100 endeksi %0.27 değer kaybederken Frankfurt DAX endeksi %2.04 düşüş gösterdi. DAX endeksinde sert satışların odağında gayrimenkul ve takdirsel tüketim hisseleri yer aldı. Endekste yalnızca 4 adet hisse değer kazandı. HelloFresh %7.11, Zalando ise %7.61 ile en çok değer kaybeden 2 hisse senedi olurken Continental, Siemens, Daimler ve BMW gibi otomotiv ve sanayi sektörü şirketleri ortalama %3 dolaylarında kayıplar yaşadı. Adidas ve Puma gibi tüketici ürünleri sektörü de %2.46 ve %2.28 değer kayıplarından kendilerini kurtaramadılar. Amerika tarafında dün Target bilançosu, perakende satış verisi ve FED tutanakları piyasalarda sert hareketlilikler yaşanmasına neden oldu. Target tarafından beklentilerden kötü açıklanan bilanço sonrası satışlar başladı ve kapanışa dek hareketli bir seans geçirse de günü negatif noktaladı. S&P 500 endeksinde yalnızca enerji sektörü günü artıda kapattı. Ham madde, takdirsel tüketim ve iletişim sektörleri günün en çok değer kaybeden şirketleri oldular. Marathon, ConocoPhillips ve Valero Energy sırasıyla %2.04, %1.26 ve %3.92 değer kazançlarıyla endekse başı çeken hisseler olurken, teknoloji sektöründe satışların hakim olduğu günde Apple %0.81 değer kazandı. Yakıt fiyatlarında dün gelen yükselişler doğrultusunda American Airlines günü en çok değer kaybeden şirketler arasında kapattı ve %3.48 düşüş yaşadı. Havacılık sektörünün en borçlu üyesi olan American Airlines dün sektörün en kötü performansını göstermiş oldu. Yarı iletken sektöründe de ciddi kayıplar izlendi. Gün sonunda Nasdaq Teknoloji Endeksi %1.25 değer kaybıyla günü noktalarken Dow Jones Endeksi %0.5, S&P 500 Endeksi ise %0.72 değer kaybıyla günü noktaladı. Risk iştahındaki gerilemeye paralel dolar endeksi hafif kazandı. 106.90 seviyesine kadar primlense de FED tutanaklarının ardından kazançlarının bir kısmını geri verdi ve günü 106.51 seviyesinde tamamladı. Dün açıklanan perakende satış verisindeki momentum kaybının dolar üzerindeki etkisi ise sınırlı kaldı. Euro bölgesinin ikinci çeyrekte %3.9 büyüme kaydetmesiyle Euro, dolardaki güçlenmeye rağmen gün içerisinde 1.017 seviyesinde yatay seyretti. Fakat FED tutanaklarının ardından %0.09'luk kazançla 1.018 seviyesine kadar yükseldi. Diğer taraftan %10.01 ile son 40 yılın en yüksek enflasyon seviyesinin görüldüğü Birleşik Krallık'ta faiz beklentilerinde yukarı yönlü hareket görülse de sterlin dolar paritesi %0.37 kayıpla 1.205 seviyesine geriledi. Amerikan tahvil getirilerindeki yükseliş ve Japonya dış ticaret açığındaki genişleme nedeniyle dolar yen paritesi %0.6 artışla 135.02 seviyesine yükseldi. 135.37 seviyesinde bulunan 50 günlük ortalamanın üzerinde kalıcı olup olamayacağı yukarı yönlü hareketin devamı için önemli olabilir. Dolar endeksindeki güçlenme ve Amerikan tahvil getirilerindeki yükseliş altın üzerinde baskı oluşturuyor. Bir önceki günü 1778 dolar seviyesinde bulunan 50 günlük ortalamanın altında kapatmasının ardından dün de %0.56 kayıpla 1764 dolar seviyesine gerilemiş durumda. Geri çekilmenin devam etmesi durumunda 1750 dolar seviyesi destek olarak takip edilebilir. Altınla paralel olarak gümüş de satıcılı işlem gördü ve %1.6 kayıpla 19.83 dolar seviyesine geriledi. Beklentinin üzerinde gerileyen petrol stokları, petrol fiyatlarını gün içerisinde desteklese de İran'la devam eden görüşmeler ciddi bir baskı unsuru olarak kalmaya devam ettiği için hem Brent hem WTI petrol gün içi kazançlarının bir kısmını geri verdi. Brent %0.92 artışla 93.19, WTI ise %1.24 artışla 87.60 dolar seviyesine yükseldi. Amerikan tahvil getirileri verim eğrisi boyunca yükseldi. En çok artış ise 5 ila 10 yıl arası vadelerde görüldü. 10 yıllık tahvil getirisi 8.4 puan artışla %2.88, 2 yıllık tahvil getirisi ise 1.7 puan artışla %3.27 seviyesine yükseldi. Tahvil piyasasının resesyon göstergesi olan 2 ila 10 yıl tahvil makası ise -39.4 seviyesinde bulunuyor. Diğer gelişen ülke tahvillerinde ise Birleşik Krallık 10 yıllık getirisi 16 puan artışla %2.28, Almanya 10 yıllık tahvil getirisi 11 puan artışla %1.07 ve İtalya 10 yıllık getirisi ise 18 puan artışla %3.30 seviyesine yükseldi.
gelmiş durumda. Benzer bir satıcılı seyir gelişen ülke euro tahvillerinde de hakimdi. Türkiye hazine euro tahvillerinde de verim eğrisi boyunca getiriler yükseldi. 10 yıllık getirisi 19 puan artışla %9.91, 5 yıllık getirisi 26 puan artışla %9.34 ve 2 yıllık getirisi ise 15 puanlık artışla %8.74 seviyesinde günü tamamladı. 5 yıllık ülke risk primi ise 30 puanlık artışla 740 seviyesine yükseldi. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.